Sıcak havalarda hem rahat giyinmek hem de şık görünmek bir kadın için çok zordur. Özellikle kadınlar iyi bilir. Ünlü modacı Erol Albayrak, kadınlara aşırı sıcak havalarda hem şık görünüp hem de rahat edecekleri kıyafetlerle ilgili önemli bilgiler verdi. İzliyoruz. Aşırı sıcak havalarda nasıl giyinmeliyim? Bana göre tabii ki en önemli materyal ipek. Hangi renkleri tercih etmeliyiz? İşte çok açık bebek mavisi. Ünlü modacı Erol Albayrak'tan serinleten açıklamalar Magazin 8'de. Sandaletler tabii ki. Modacı Erol Albayrak, sıcak havalarda giyinmenin püf noktalarını açıkladı. Sıcak havalarda insanların tabii ki her şeyden önce vücutlarının rahat bir nefes alabilmesi önemli. Buna uygun aslında çok özel kumaşlar da var. Fakat hani hazır giyim sektörünün insanları bunları ne kadar sağlıklı ve doğru şekilde ilettiği biraz tartışılabilir. Hani ucuz ürünlerde maalesef ki o sağlıklı dokuları çok rahat bulamıyorsunuz. Ama çok rahat penye tişörtler edinebilirsiniz. Hani en azından biliyoruz ki en avantajlı tarafımız bu noktada. Ve birçok marka aslında bunu yapıyor. Çok indirim dönemlerinde de o fırsatları sunuyor insanlara. Sıcak havalarda ipek büyük avantaj sağlıyor. Bana göre tabii ki en önemli materyal ipek. Çünkü ipek zaten çok doğal bir iplik. Doğal ipten yapıldığı için hem vücudun nefes almasını sağlar hem çok hafif bir kumaştır. Hani üzerimize giydiğimiz o penyelerde o ağırlığı hissederiz. Eğer çok ince dokuma ya da çok düşük gramajlı değillerse bize bir süre sonra rahatsızlık vermeye başlarlar. Dolayısıyla vücudun hava nefes alabilmesi için ipekli kumaşları da aslında tercih etmeleri gerekiyor. Bu yazın en gözde elbiseleri salaş elbiseler. Bu yaz hani neyse ki çok daha rahat salaş elbiseler moda olduğu için birçok markada bu imkanı sunuyor artık. Hani daha moda trendlerine uygun giysileri insanlara ulaştırabiliyor. Dolayısıyla vücuda çok fazla oturmayan, çok sıkmayan, zaten yazın bir anlamı yok bunun. En fazla gece bir davete ya da bir kulübe gittiğinde insanlar belki o dar giysilere bürünmek isteyebilirler ama genelde gün içinde salaş kesimli, daha file dokulu mesela vücudun çok rahat hava alabilmesini sağlayabilecek kumaş dokularıdır bunlar. Özellikle tavsiye edilebilir. Beyaz giymek büyük avantaj. Hem güneşi az çekiyor hem de kadınları şık gösteriyor. Bu yaz öyle oldu. Beyaz çok ön planda. Özellikle gece kıyafetlerinde de hani bir endişe vardır ya, gelin işte beyaz giyecek, ben de giyersem işte ayıp olacak geline falan diye. Aslında o kural yavaş yavaş yıkılmaya başlandı. Zaten bütün büyük moda markalarına baktığınızda da hep koleksiyonlarını öncelikle beyaz ağırlıkta yaptığını görüyorsunuz. Ben de son koleksiyonda o trendleri gördüm ve işledim. Çok apayrı bir renk tabii ki. Yazın en çok sevilen rengi bence ve hani yaz sezonu en uygun renklerden birisi. Bir kere direkt güneş ışınlarını geri çevirdiği için bünyeden çok rahat hareket edebileceğimiz, kullanabileceğimiz bir renk tonu. Ünlü modacı Erol Albayrak, beyaz haricinde farklı renklerinde alternatif olduğunu söylüyor. Baby blue dediğimiz işte çok açık bebek mavisi, işte yine çok soft yeşil tonları, ne kadar evet pastel tonlar varsa, belki pudra biraz daha azal çünkü geçtiğimiz yıllarda artık bayağı bir kullanıldığı için tüketildi aynen. Moda öyle bir şeydir çünkü çabuk tüketilen bir şey. Sıcak havadan etkilenmemek için uyumlu giyinmeye de gerek yokmuş Erol Albayrak'a göre. Bunu ilginç bir örnekle anlatıyor. Özellikle yazın çok bir safiye şehrinde ya da bir tatil beldesinde giyebileceği çok basic, pırıltılı bir elbise bir kadının dolabında olmazsa olmazlardan biridir. Evet, sandaletler tabii ki. Ben çok yakıştırıyorum çünkü ne kadar absürt kullanılırsa o sandaletler o kadar tarz olarak kişiyi stil sahibi yapıyor. Dolayısıyla hani bunun altına böyle çok yüksek topuklu bir ayakkabı değil de bence bir sandalet çok çok daha snob gösterebiliyor kişiyi.
İnsan için önemli olan kıyafetin ayakkabının içinde öncelikle kendini rahat hissetmesiymiş. İnsanlar zaten bundan da sıkıldılar artık. Yani moda o kadar çabuk tüketilmeye başlandı ki bir süre sonra insanlar kendi tarzlarını, kendi modalarını yaratmaya başladılar. Ki benim aslında fikir olarak da katıldığım nokta bu. Sonuçta ben de bir tasarımcıyım ve hiçbir şekilde belirli fikirlerin, kuralların içine hapsolmak istemem. Dolayısıyla tasarımlarımı yaparken de işte onun üzerine bu uydu mu ya da bununla bu yakıştı mı? Bunu hep kendi içimde yargılarım ve o noktada özgür olmayı tercih ederim ki artık günümüzde tüketiciler de bu noktada bu özgürlüğü yaşıyorlar ki yaşamalılar çünkü çok fazla alternatif de var bu arada. Yani istediği bir mağazaya gidip bir şeyin altını, öbür mağazaya gidip bir şeyin üstünü, ne bileyim başka farklı bir ayakkabıyı çok rahat yakıştırabilme yetisine de sahip yeni bir genç profil var ülkemizde. Hem büyük beden olup hem de sıcak havalarda bunalmamak için bu çeşitte bir elbiseyi bir kadın rahatlıkla giyebilirmiş. Her kadın ya da her büyük beden kadında emprime desenli kumaşları bir risk olarak da görebiliriz. Fakat burada belirli kupa oyunları yapıldı. İşte drapaj, el drapajlarıyla. İşte araya belirli siyah renk tonajları atıldı. Zaten desene de uyuyordur bu. Bu tür illüzyonlarla da aslında bedeni daha zayıf gösterebilirsiniz.